İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Hayalde kalan Yaşam Programı'yla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Pastör Ali Kalkandelen, Pastör arkadaşım Ahmet Güvenerle birlikte sizlerle bugün çok özel, çok önemli bir konuya değineceğiz. Daha önce benzer konuyu farklı bir bakış açısıyla dile almış, dile getirmiştik çocuk tacizi konusu. Bugün aynı konuyu önemi açısından, toplumsal olarak çok kritik gördüğümüz için, önemli gördüğümüz için, İlişkilerimizin sağlıklılığı ve kurduğumuz yaptığımız her şeyin sağlam olması açısından önemine güçlü bir şekilde inandığımız için tekrar değinmek istiyoruz ve tekrar değineceğiz. Öyle değil mi? Eğer sağlam gelmiyorsak, temelimiz yoksa ki duygusal temel. İnsanlar genellikle eğitime odaklanıyorlar, paraya odaklanıyorlar ya da ilişkilerine odaklanıyorlar. Param varsa, eğitimin varsa, doğru ilişkilerim varsa. Yani çevrende amcan dayın yani en sesli kalın kişilerin varsa hayatta mutlu ve başarılı olursun diye söylüyorlar. Ama evet. Bu konuyu ihmal ediyorlar. Senin iç dünyan, evet. iç dünyanda neredesin? İç dünyanda kimsin? Çocuk tacizi özellikle hangi yaşta gelir gelirse ben bir e, psikolog olarak bunu çok net bir şekilde görüyorum. Sen de danışmanlığa gelen o kadar insandan sonra eminim bunu çok net bir şekilde söyleyeceksin. Çocuk belirli bir şekilde ailenin içerisinde büyüyor. Sonra 6 yaşına, 7 yaşına geliyor. Orada bir taciz oluyor. Evet. Çok güvendiği, çok inandığı birisi. Dayısı, amcası, ha, işte abisi. ya da halası, abisi, evet. annesi, babası. Çünkü anne babalar da dahil oluyorlar bazen böyle şeylerin içerisine. Dedesi. Evet, evet. E, orada tacizi 7 yaşında tacizi yaşıyorsa ondan sonra beden büyüyor. Bedeni tutamazsın çünkü kendiliğinden büyüyor. O 10 oluyor, 15 oluyor, 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor toplumsal olarak da eğitimi de zihni de geliştirebiliyorsun evet. eğitimle. Ama duygusal olarak o çocuğu 8 yaşından ileriye götüremiyorsun. Mümkün değil. O çocuk Kaçıza uğradığı yaştadır. 40 yaşına geliyor evet. ama diyelim ki bazı alanlarda iyi dışarıdan baktığın zaman her şey normal işte belirli güzel saygın bir meslek sahibi saygın bir yerde ama iç dünyasına baktığın zaman küçücük bir çocuk var. Evet. evet o küçük evet. çocuk nerede takılmış? Tacizin olduğu yerde takılmış. Eğer biz bu küçük çocuğu fark etmezsek, görmezsek ve o küçük çocuğa hizmet etmezsek ya da kişi içindeki o küçük çocuğa eğilip o küçük çocuğu Büyütmez. büyütmenin yolunu aramazsa ama enerjisini öbür alanlara yönlendirirse eğitimine odaklanırsa, sosyal hayatına odaklanırsa, başka bir alana odaklanırsa o zaman o küçük çocuk içinde sürekli ağlayan bir şekilde duracak. Ve yardım isteyen bir halde duracak ama bir türlü kendini ifade edemediği için yani bir odaya kapatılmış mahzene kapatılmış bir çocuk gibi. Ağlayacak, haykıracak, özgür olmak istiyorum, dışarı çıkmak istiyorum diyecek. Ama içte olduğu için orada acıyla birlikte kalan bir çocuk olarak orada kalacak. Evet. O zaman buna da mutlaka ve mutlaka değinmemiz lazım. Herkes bu konuda uzman değil. Herkes bu konuda eğitimli değil. Ama mesela senin senin özel bir eğitimin yok bu konuda. Yok. Ben dediğim gibi ortaokul mezunu bir insanım. Dışarıdan liseyi aldım. Evet. Ama bir insan gerçekten hangi konuda gelişmek istiyorsa kendisini yetiştirebilir. E, adadığı insanlar olsun, ailesi olsun o ona acıyı bir şekilde enerji verir ve insan kendisini aşabilir. Evet. Onun için eğer sorumluluk bizim üzerimize ise, mesele bizim ailemizse, çocuklarımızsa o zaman biz nasıl bir enerjiyle, nasıl bir hikmetle, anlayışla bu şeylerin üzerine gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, çok programlarda söyledik, bir hata bir insanın hayatına mal oluyorsa, o zaman o hatayı e, yapmamak için veyahut yaptırtmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Yine de bazı şeylere engel olmak mümkün değil. Her değildir. şeyi kontrol edemeyiz. Ama en azından vicdanen rahat oluruz. Özellikle köylerde ben köylü olduğum için köylerde çok daha fazla hasar görmüş insanlar çıkıyor. Neden? Çünkü anne baba olarak köylerde insanlara ya yani çocuklara sahip çıkmak hemen hemen imkansızdır. Okula gidiyor. Öğleye kadar okulda veya öğleden sonra okuldadır. Ama sabahleyin veya o öğleden sonraki tatil zamanında anne çocuğunun nereye gittiğini bilmez. Güvendedir köy en fazla 50-60 çocuk 60. bahçesi gibi görüyor evet, herhalde. Evet. 50-60 tane ev vardır. Onun etrafındaki ne tehlikedir ne tehlike değildir. Çocuk uyarılmıştır o konuda. Onun dışında kendi çocuk arkadaşlarıyla çok gerçekten zaman geçiriyor ve bunlar da az önce az önce değil bir önceki programdı sanırım. Siz bahsetmiştiniz. Çocuk merak ediyor. Merak ediyor ve kendi arkadaşları arasında bunu deniyor ve vücutuna bakıyor veya o çocuk ihtiyacını gördüğünde tuvalet mesela köyde tuvalet yok dere kenarlarında. <laughs> Ama çocuk gider ya ondan büyük birini izler ya işte arkadaşı nasıl ihtiyacını görüyor diye izler ve o zaman orada bir e, bu sefer ilişki başlar. Eğer mesela diyelim ki 10 tane çocuk bir araya gelmişse Evet. Böyle bir ortamda özgürler, herkes arka onları bir araya getiren şey arkadaşlık ilişkisi, evet. aynı ortamla bir araya geliyorlar. Herkes iyi niyetli, samimi ama çocuklardan bir tanesi bir şekilde başkası tarafından tacize uğramış ya da bir şekilde kullanılmış. O zaman o çocuk... Aynı şeyi yani oradan edindiği bu deneyimi o diğer 9 tane çocuğa getirebilir, bulaştırabilir. Evet. Onun suçudur anlamında söylemiyorum. Evet ama, ama o da ama gayri ihtiyari bu işin içerisindedir. Bunu konuşuyoruz. Cinsel çocuklara özellikle cinsel tacizi konuşuyoruz ama şunu da yapmamız gerektiğine inanıyorum. Tarif etmemiz. Neler cinsel taciz evet, kapsamının evet, evet, evet. içerisine girer. Çünkü bazen sadece sadece sanki cinsel organlarla ilgili bir şey olduğunu düşünüyoruz. Tam olarak tam olarak da öyle değil. Bazıları aslında belki bizi din izleyicilerimizi şaşırtacak şeyler de olabilir. İlk olarak aslında sözlü olarak kişiye bir kişiye cinsel atıflarda bulunuyorsa. Evet. Ve Farklı bunu, hikayeler anlatıyor. Ona mesaj gönderiyorsun. Evet. Bu bu cinsel taciz. Evet mesela kızlar diyelim ki gelişiyor ya da büyüyor ya da bir delikanlı gelişiyor ya da büyüyor. Birisi ısrarla onun vücut hatlarını Ya da sık sık. Evet. Onun vücut hatlarıyla gelişen yerleriyle ilgili olarak böyle iltifatlarda bulunuyorsa. Evet. Adını koyarak ve özellikle de bunu etrafta kimse olmadığı zaman yapıyorsa ve anne baba geldiğinde sessiz kalıyorsa. Sessiz kalıyorsa ve yapmıyorsa. Bu tacizdir. Evet. Bu bu birincisi. Fiziksel olarak dokunmak, sadece cinsel organlara dokunmak veya benzeri bir şey ya da e, vücudun diğer e, ayıplı yerlerine dokunmak cinsel taciz anlamında değil. Öpmek bile cinsel taciz olabilir. Evet. İçimizdeki sinyale iyi dikkat etmemiz lazım. Dokunmak mesela e, cinsel taciz olabilir. Bunu en iyi kendisine dokunulan kişi anlayabilir. Evet. Bunu çocuk çok evet, iyi anlayabilir. Evet, evet ya da sıkıldığı zaman, mıncıklandığı zaman, öpüldüğü zaman ya da bakıldığı zaman kendisine bir çocuk bunu çok iyi bir şekilde anlayabilir hangi niyetle yapıldığı yapıldığı konusunu. Evet. Ee, az önce söyledik mesela hani sözlerimiz filan mesela cinsel fıkralar anlatılıyorsa, hikayeler anlatılıyorsa, bunlar gizli bir şekilde yapılıyorsa ya da bir tane yetişkin küçük çocukların arasına girip küçük çocuklara bu hikayeleri anlatıyorsa o zaman bu kesinlikle cinsel tacizdir. Bunun arkası gelecektir yani. Bunun evet, diğer evet, evet. boyutu da vardır bir şekilde. Bir şekilde bir yerde kendisine patlak verecektir. Ve diğer bir nokta da mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken çocuklarla beraber bir kişi çocuklara cinsel içerikli şeylere alet ediyorsa kendisi bir şey yapmıyor olabilir ama onları cinsel mesela diyelim ki kötü bir film izlettiriyorsa. Evet ya da bir şeyi izlemesini istiyorsa ya da bir şeye katılmasını istiyorsa aktif olarak değil içinde olarak değil ama pasif olarak bile dışından bile katılmasını istiyorsa mesela beraber hadi gel şu filmi izleyelim şuraya gidelim şu sinemaya gidelim şöyle izle bak şunlar sen onları izle gibi şeyler söylüyorsa bu da kesinlikle cinsel tacizdir sadece bir kişiyle birlikte olmanın dışında olarak bunları söylüyorum. O zaman bunları bilmekte fayda var. Çünkü cinsel taciz dediğimizde sadece şey anlaşılmasın, birisiyle cinsel ilişkiye girmek olarak anlaşılmasın. Cinsel taciz nedir bunlardan sonra? Bir kişinin bu abi, akraba ya da başka birisi olabilir. Bazen hani çocuklar kendi aralarında o organlarını aynı yaşlarda olan çocuklar kendi organlarını merak ettikleri için böyle şeyler yani birbirlerinin organlarını gösterme, birbirinin önünde soyunma gibi şeyleri olabiliyorlar. Ama cinsel taciz dediğimiz şey onlardan sorumlu olan özellikle mesela bir abi, bir akraba çocuklardan sorumluyken onların üzerinde onlardan daha üstün bedensel olarak, düşünce olarak, eğitim olarak on, toplumsal olarak onlardan daha üstün konumda konumdayken kendi cinsel hazları için çocukları herhangi bir çocuğu kullanıyorsa ne olursa olsun bu cinsel haz. Evet kesinlikle. Ve kesinlikle. ne hangi şekilde olursa olsun ama kendi cinsel arzularını tatmin için çocuğu kullanıyorsa bu tacizdir. Evet evet. Sözlü olabilir, davranışlarla olabilir, onları pasif olarak işin içine katmak da olabilir. Hangi şekilde olursa olsun biz buna cinsel taciz diyoruz. Ben e, bir kısa bir şey anlatmak istiyorum. E, e, kıza e, bir bayana aslında danışmalık veriyordum. E, aylarca sürdü ve bana anlattığı çok ilginç bir şeydi sizin e, parmağınızı bastığınız bir nokta. Şimdi diyor annem, ablam ve bir de başka bir ablamla birlikte köyden şehire gidecektik akrabaları ziyarete. E, onlar oturdular ama bana yer yoktu diyor. Bir tane amca işte 45 yaşlarında bir amca yer olmadığından dolayı dedi verin kızı kucağıma alayım diyor. to Köyden diyor Diyarbakır'a kadar bana taciz, taciz etti diyor. Bak düşün iyi niyetle sanıyoruz ve belki anne olarak belki abla olarak hissettik. Bu adam gerçekten niye istesin ki benim çocuğumu kucağına alsın. Ama işte kırılmasın veyahut yanlış olmasın diye nazik davranmak şeyiyle bir çocuğun hayatını mahvedebiliyoruz. Yani düşün çocukken 7-8 yaşında bilmiyorum tam olarak sor, söylemedim. Ee, ben de sormadım. Ama bu bunun belası olarak bana anlattığı güne kadar geldi. Çocuklarımıza bu durumda bağırmayı öğretelim. Evet. Bağırsınlar. Oradan kaçmayı öğretelim. İşte annenin babanın duyarlılığından evet. kaynaklanan yap kızım böyle olduğunda şöyle yapacaksın dediğinde bir öğreti verilmezse çocuk bağırmıyor ve desteklenmezse çocuk evet, kızım evet, ne var ya git amcadır amcadan evet, korkma destek evet, olmaz evet, yani kesinlikle, kesinlikle evet sevgili izleyicilerimiz önemli bir konuyla sizlerin karşısındayız ve şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aradan sonra tekrar sizlerle bu konuda konuşmaya devam edeceğiz bu kitap sizin hikayeniz sizin bana anlatmış olduğunuz hikayelerin kağıda yansımasıdır tekrar size hediye etmek istiyorum. Bana ulaşırsanız kesinlikle bunu size ulaştıracağım. Ve bu kitap hiçbir zaman kesinlikle olmayan olayları kaleme almadı. Ve kesinlikle acı olaylar ama bu acı olayların nasıl bir çözüme kavuştuğunu da sizler bu kitabı okuyarak göreceksiniz. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz bizleri evinize davet ettiğiniz için ve kabul ettiğiniz için. Ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. SMS, telefon veya e-mail aracılığıyla bizlerle iletişime geçtiğiniz zaman bize sorularınızı, sorunlarınızı, kuşkulu olduğunuz şeyleri yazdığınızda ve hatta rica ediyoruz programımızla ilgili önerilerinizi bize ulaştırdığınızda size en yakın ve en kısa zamanda cevap vermeye çalışacağız. Evet e, Ahmet birader bugün ta çocuk tacizi konusunu değiniyoruz ve önemli bir konu. Bundan evet. önceki bölümde e, yine tacizle ilgili senin anlattığın çok çarpıcı hikayeler var. E, özellikle çocukların nasıl masumane bir şekilde ama ailelerin bilinçsizliği sebebiyle de aynı zamanda Başkalarının kötü niyetli insanların tacizine. Zaten kötü niyeti demek biraz şey de geliyor bana içime çünkü onlar da bir şekilde belki geçmişlerinde bir yerde tacize uğramış, uğramış evet. insanlar oluyor. Yani bu bir kısır döngü. Evet. Bir defa bir defa işin içine girdinizse, Zincirleme, eğer onu, evet onu kırmazsanız ciz, zincirin halkaları gibi toparlı, yeni evet. halkalar eklenerek devam ediyor. Evet. Ve ek, yani büyüyerek de devam ediyor ve kişi eğer önünü kesmezse daha da kötü hale geliyor. Ağırlaşarak da devam edebilir. Alkolizm gibi yani mesela bir tane birayla başladın, iki tane biraya döndün, ...beş taneye gittin, on taneye artık o sana yetmeyecek. Başka şeyler, başka Tabii, şeyler farklı, arkası aynen, gelecek. Aynı aynen. aynen öyle bir şekilde devam edecek. Bizler anne babalar olarak toplumun içerisinde büyükler olarak çocuklar tacize uğruyorlar mı, uğramıyorlar mı? direkt olarak anlayamayabiliriz ama bazı işaretlere dikkat edersek, bazı sinyallere dikkat edersek bunu hafif bir şekilde tabiri caizse çakabiliriz bunun olduğuna dair birkaç tane işaret var. İstersen bu neler, nasıl anlayabiliriz evet. bir çocuğa taciz olduğunu bu konuyu konuşalım aydınlatalım izleyicilerimizi. Şimdi çocuk eğer donuk bir yüzle yani gerçekten derin problemleri olan hasta bir ee, hayvan gibi yani hayvanlar hasta olunca çok ağır hareket eder. Eğer çocuk böyle bir hareketin içerisinde ise kesinlikle e, bir şey onun, var, bir, bir kuşku, şey bir kuşkulamamız lazım. Evet. Öncesinde öncesinde böyle bir şey yok. Kesinlikle. Çocuk sonra mesela diyelim ki köye gidiyor, geliyor, bir akrabaya gidip geliyor ya da siz bir yerden geliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bu çocuk o çocuk değil. Bu çocuğa ne oldu diyoruz. Evet. Mesela. Bir de mesela çocuk dalgın oluyor. Dalgın olduğunda siz elini vurduğunuzda birden sıçrıyorsa, Birkiliyor, evet. irkiliyorsa orada bir problem vardır. Yani yüzde yüz budur demek istemiyorum ama yüzde doksan dokuz odur. Hı. Yani kesinlikle e, bunlar işte çocuk hiç e, sebep yokken, üzüntü ağır basıyorsa, bakıyorsun biraz neşelidir. Ama birden hüzünleniyorsa, anormal bir e, böyle bir psikolojinin içerisine giriyorsa evet. kesinlikle geçmişinde bir problem vardır. Yani bu çocuk evlilikten e, korkuyorsa veya aşırı derecede böyle erotik giyinmeye özen gösteriyorsa da orada kaynaklanıyor. Belirli e, şeyden sonra yani belirli bir şeyden sonra e, bir bakıyorsunuz ki normal çocuk iyi gidiyor ama bir yıl sonra anormal bir şekilde kilo alıyorsa yani anormal bir şekilde ailede o bezlik yeme Aşırı yeme başlıyorsa mesela evet. ya da yemekten kesilme varsa. Evet yani işte e, nedir? Çocuğun ailesinde e, ne baba tarafında ne anne tarafında bir anormal kilolu olan aile yoktur. Ama bu çocuk ani kilo e, e, alıyorsa veya o ani kilolar veriyorsa. Bunun tabii ki doktor tahliliyle e, hastalıklı olup olmadığına da bakılabilir. Ama kilo özellikle çocuk yapılan tacizi unutmak için kendini yemeğe, yemeğe veriyor. Verim, evet veriyorum. yemeğe veriyor. O yönden belirtiler bu konuda. Duyarlı bir şekilde anne baba üzerine gidipse bu çocuğu kesinlikle kurtarabilirler. Evet. Danışmanlıkla işte kesinlikle bunun üstesinden gelen kitaplar vardır. Harika bir şekilde psikologlar vardır. İşte işte bizim kanallarımıza müracaat edebilirler. Kesinlikle evet. elimizden gelen belki yetişemeyiz ama en azından yönlendirebiliriz kimlere gidebilirler evet. diye. Okul başarısında birdenbire anormal bir anormal düşüş Anormal bir düşüş düşüş varsa evet. çocuklarda. Bu da önemli bir işaret. Evet. Arkadaşlarından kendini eve kapatma, mesela dışarı çıkmak istemiyor, eve kapatıyorsa. Evet. Odası odaya kapatıyorsa kendisini. Evet. Eskisi gibi konuşkan değilse, eski eski yaptığı şeylerden şeylerden artık sanki hoşlanmıyormuş ya da yapmıyormuş gibi davranıyorsa o zaman bu bir işaret. Durmamız lazım. Acaba ne oluyor bu çocuğa gibi düşünmemiz lazım. Bir de yatak ıslatmaları yatak ıslatmaları da önemli bir işaret. Özellikle daha küçük yaştaki çocuklar 8 8, 6, 7, 8, 9 10'unun 10 altındaki o 12 yaşının altındaki çocuklar için söylüyorum. Yatak ıslatmaya başlıyorsa birdenbire o da o da önemli bir önemli bir işaret olarak ele evet, almak evet, lazım. Sonra öyle. geceleri e, uykudan kabussa kabuslarla tabii. sıçramalarla evet. ağlayarak uyanıyorsa bu da bu da önemli bir işaret. Ve bir de mesela çocuk siz ona birisine yönlendirdiğinizde hadi dayına git, hadi amcana git, amcan sana şöyle yapacak. Çocuk korku belirtileri gösteriyorsa ve istemiyorsa orada yani ben oraya gitmeyeceğim ben yapmayacağım istemiyorum evet. deyip bahane uyduruyorsa kaçıyorsa o zaman bu da işaret. Okul ve benzeri şeyler dedim ama mesela okula gitmemek gibi bir şey gösteriyorsa ya da kaçmak ya da eve gelmek istemiyorsa gibi yani zamanını tacize uğradığı ortamdan uzaklaşa uzaklaşmak istiyor kişi çocuk. O zaman anlayabiliriz ki burada bir şey var. Nedir çocuğumu burada rahatsız eden şey deyip deyip e, ipucu olarak bunu değerlendirmek lazım. Bunu bir defa fark ettiğimiz zaman bir şey var çocuğumda. E, anne baba bunu çok iyi anlar. E, biz anlıyoruz. Ben çocuğuma baktığım zaman sen senin beş tane kızın var. Evet. Anlarsın. <laughs> Çocukta bir şey var, bir değişiklik var ve bu değişiklik iyi bir şey değil. Yani çocuğa kötü bir şekilde yansımış. Bunu görüyorsun ve seni de rahatsız ediyor. Şimdi özür dilerim Lafınızı uh -huh. kesiyorum. E, hikmetli bir e, ticaret adamı. Ee, düşün bir bakal açmış, bir market atmış, açmış. Evet. Her günkü ciro atıyorum 1 milyar. Ama birdenbire 200 milyona düşüyorsa bir gün nereye ya bir şey olmaz belki Bugün bir şey oldu. Bir, <laughs> bir eylem, oldu. Farklı bir şey var. Ama her gün 200'e düşmüşse burada bir problem var. Şimdi çocuğun da, şimdi o adam esnaftır bunu bildi. 200. Demek ki burada bir giden kötü bir şey, Yanlış vardır. Bir şey var. vardır. şey Evet bir rakabette bir eksiklik veyahut anormal bir, 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 hırsızlık bir hırsızlık olabilir veya ben artık evet. e, çevreyi bilmiyorum evet. E, e, işte arz talep olayını kavrayamadım evet. ama bir anne baba kendisi çocuklarına gerçekten sorumluluk böyle anne tavuk gibi kanat gelen bir yapıdaysa hissetmesi mümkün de hissetmemesi mümkün değil. Bu durumda önemli olan şey o zaman anne baba olarak bunu yaptığımız, fark ettiğimizde nasıl davranacağız? Yanlış olan şey çocuğumuzun üzerine gidip ondan baskı yaparak bilgi alabileceğimizi düşünmek. Yani yanlış ol, bir şey yanlış olduğunu seziyoruz evet. ama bunu <laughs> sorduğumuz zaman ilk yapabilir ilk yapacakları büyük ihtimalle inkar etmektir. Çocuklar söylemek istemezler çünkü evet. bundan önceki programda sanırım değindik buna biraz çeşitli sebepleri var çocukların korkutulmuş olabilirler kendi taciz tacize uğradığı kişi tarafından. İşte sana şöyle yapacağız, ailene bunu yapacağız. Sen söylersen hepimizi mahvedeceksin. Bak bunu söylersen bir daha buraya gelemezsin. Senin annen, senin baban, senin amcan dayın olmayız, seni sevmeyiz gibi korkutma korkutma hikayeleri var işin içerisinde. Çocuk bedelini düşünüyor ve bedelini düşündüğü zaman bunu anlatmak istemiyor, açığa çıkartmak istemiyor. Kirliliği görüyor, kendisini de belki biraz suçluyor, öyle söylemiştik. Çocuklar bu durumda bazen kendilerini de suçluyorlar ya da gençler her kimse. Hiç, özür o zaman heh. Büyük bir kesim de çocuklarda diyorum. Ee, bana kimse inanmaz. böyle Çünkü bunun sadece kendi başına geldiğine inanıyor çocuk. Kendi çocuk dünyası var. Evet. Bunu benden başka kimse yaşamamıştır diye bir inancın içerisine inanıyor. O zaman çocuk dışarıyı görmediği için kendi dünyasını gördüğü için. O zaman ne diyor? Ben bunu söylesem asla bana kimse inanmaz. Beni dövecekler, beni dışlayacaklar. Ben yalnız kalacağım. Korku vardır. Polise vereceğiz, jandarmaya yani, yani vereceğiz. Yani bu, bu şekilde bir korku vardır. <laughs> ya da ben, ya da işte filan kişi yani çocuk tacize uğradığını söylerse o kişiyi polis götürecek jandarma götürecek hapse girecek filan filan. Evet, o gibi. zaman yani şunu yapmak lazım. Yani önce biz tabii ki önceki programlarda hep bunu söyledik. Anne baba olarak çocuklarımızla harika bir ilişki yaşamamız lazım. Baskıyla bu bilgiyi Mümkün alamayız. Değil. Ancak ilişkiyle ve sevgiyle, evet, sevgiyle alabilirsin. Evet, sevgiyle alabilirsin. Bakarsın gerçekten senin çocuğunla aranda acayip bir uçuğun var. Ona şiddet uygulamışsın ama bunu hissediyorsun gerçekten bu çocukta bir problem var. Belki hikmetli bir haladan, hikmetli bir teyzeden, öğretmenden, öğretmenden. O zaman onunla zaman geçirmesini sağlarsın ama tabii ki bunu da sormak lazım. Yani şimdi sen düşün kız belki haladan taciz, bayan bayana da taciz de bulunabilir. O zaman hayır diyorsa o zaman başka biriyle ya demek istediğim çok hikmetli, çok hassas. Eğer çocuk yeterince olgunsa yaş olarak bazen çocuklardan bu bilgiyi alabiliriz. Mesela benimle konuşmuyor olabilirsin. Evet. Kimle konuşabilirsin? Kimle konuştuğun zaman kendini rahat hissedebilirsin? Amcanla bunu konuşur musun? Da, yani bunu da konuşur. söylememize gerek evet. yok. Onu biz yönlendirebiliriz. Zaten tanıyoruz. Tabii mi? yönlendirebiliriz. İşte onunla biraz zaman geç, geçir. ona biraz güven sağla ve konu Çocuk aslında uzaktan birine çok daha güzel bir şekilde itiraf edebiliyor. Anlatabiliyor. Ben çok böyle kendi ailesine hiçbir şey anlatmamış ama gelip direkt bana anlatan insanlar işte bunu rahat bir şekilde anlatıyor evet. ve acayip bir şekilde özgür oluyorlar. Evet. Evet, yani evet. O konuda anne baba olarak duyarsız davranabiliriz. Aman bu çıkmasın. Süs kimseye söyleme. Bu kız hayatı bitiyor. Sadece onun hayatı bitse onu kurban et. Ama onun yetiştireceği çocuğun hayatı bitiyor. Evet. Onun kocasıyla olan ilişkisinin sen düşün. Evlatlar, onun Tabii evlatları, ki. onun çevresi, Tabii iş çevresi, hayatı, başarısız, bu, mutsuz. Robot gibi bir evet. insan oluyor. Ama siz alçak yönlü bir şekilde etrafa bakmadan el alem ne der demeden kesinlikle kendi çocukunuza değer verirseniz bunu aşmamak mümkün değildir. Evet. Ee, bu konuda mutlaka bence şimdi bugün burada bitireceğiz programımızı bitirmek <laughs> zorundayız ama mutlaka devam edeceğiz. Hatta evet. önümüzdeki programda bile bence benzer konuyu, aynı konuyu devam edip özellikle anne babalara çocuklarına nasıl yardımcı olabileceklerini bu konuda onlardan onlara nasıl destek olabilecekleri konusunu konuşmaya devam edelim diye düşünüyorum. Evet, 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 evet. Evet sevgili izleyicilerimiz bu konu sizin dikkatinizi çekiyorsa bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşamışsanız ki eminim aralar aramızda öyle insanlar var ve bunun ağır yükünü üzerinde taşıyan kişiler var. Anne baba olarak çocuklarınızı belki o noktada görüyorsunuz. Belki size yapılan şeyler yüzünden vicdanınızda, üzerinizde büyük bir ağırlık var veya yaptığınız şey kendi yaptığınız şeyden dolayı yüreğinizde, üstünüzde büyük bir ağırlık hissediyorsunuz. Çözüm İsa Mesih'te. Sizin yükünüzü ancak Amin. o kaldırabilir ve sizi ancak özgür o özgür kılabilir. Evet. Ne kadar unutmayı istesek de, ne kadar görmemezlikten gelsek de, ne kadar duymamazlıktan gelsek de Amin. yüreğimizde hala bunun acısını çekiyoruzdur, ruhumuzda hala bu acıyı çekiyoruzdur ama bizi ancak o tamamen özgür Amin. kılabilir. Bize yazın görüşlerinizi, düşüncelerinizi. Bize ne paylaşın. SMS aracılığıyla telefon numarası ve e-mail aracılığıyla bize yazabilirsiniz. Biz de en kısa zamanda size cevap vereceğiz ve sizinle birlikte dua edeceğiz. Evet. Rabbisa ben şimdi ekranın karşısında bizi izleyen ve bu konunun yüreklerine dokunduğu insanlar için sana dua ediyorum ya Rabbi. Biz yaşamasak bile başkalarının yaşamasına engel olmamız için sana ihtiyacımız var Rab. Bize bilgelik ve anlayış ver toplum olarak. Ve bu durumda kalan ve bu durumda kal bırakan kişiler varsa izleyenler arasında İslam onların yüreklerine dokun Rab. Onları ancak sen bu yükten özgür kılabilirsin. Ancak kutsal ruhun hizmet ederek bu insanları özgür kılabilir. Ve ancak senin sözün bu insanları teselli edebilir kutsal ruh senden rica ediyorum, yalvarıyorum. Şimdi bu insanların yüreklerine, canlarına hizmet et, teselli et, şifa ver ona. Amin. İsa Mesih'in kutsal ve yüce adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar yeni bir programla karşınızda olacağız. O zamana kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba dostlarım, ben Ali Kalkandelen. Arkadaşım Pastör Ahmet Güvener'le birlikte Hayalde Kalan Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda bazı zor konulara değindiğimizi biliyorum. Bu zor konular sırasında yüreğinizde bazı hislerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Belki birisiyle konuşmak isteyebilir veya birisinin size dua etmesini isteyebilirsiniz. Bizimle haberleşin. Bize yazın bize telefon edin. Sizinle birlikte olacağız, sizinle dua edeceğiz ve sizinle konuşacağız. Hoşçakalın.